Özcan. İskenderun'da oturuyorum. Mustafa Kemal Mahallesi'nde oturuyorum. Aynı zamanda Deprezay'dayım. Ben kendim oturduğum evde baya bir hasar oldu. Ondan sonra benim çocuk bana yakındı. O telaşla çocuğun yanına gittik. Geceydi zaten. 4,5 civarı falan yetiştim ben ona. Benim iki oğlan oradaydı. Torun vardı, gelin vardı. Büyük oğlan, küçük oğlanın evine misafire gitmişti. Biz o telaşla onun yanına gittik işte. Çocukları çıkarttık. Küçük oğlan, gelin, torun. Sonra aşağı indikten sonra küçük oğlan dedi ki, baba dedi, ben abim de dedi, içeride dedi. Ondan sonra biz enkaza çıktık. Eş, dost, ahbap, arkadaşlar hepsi geldiler. Tabii o stres, o telaş, kendi imkanlarımızla bunu çıkarmaya çalıştık. Sesi geliyordu. 8 saat, biz 8 saatten fazla çalıştık orada, bu enkazda. O ara çekiştir, muştur, miltidir, jeneratördür, hiçbir şey yok. Afet zaten yok. Asker, polis hiç yok. İlk gün zaten, bu benim dediğim ilk gün. Kendi imkanlarımızla biz 10 saat çabaladık. Biz o çocuğu orada çıkarttık. Tam enkazın üstünde orada bayağı bir gitti. Hastaneye götürdük. Hastanede ikinci şeye yakalandık. İkinci depreme yakalandık hastanede. O ara hastanede herkes bir yere uçuştu. Hastalarını dışarı çıkartmaya çalıştılar. Biz o gece denemizi şeye götürdük. Çankaya mezarına götürdük. Akşam orada defnetmek istedik. Orada rapor vermediler bize. O gece o cenazemiz orada kalmak zorunda kaldı. Sabahleyin biz gittik. Cenazemizi aldık, gittik mezara defnettik. Ondan sonra ortama baktık. Bizden ziyade binlerce insan var. Bizim kaderimizi paylaşan, durumumuzu paylaşan bir sürü insanlar var. Orada ben bazı arkadaşlar gördüm. 4 cenaze, 5 cenaze, 10 cenaze olan arkadaşlarımız vardı. Ben orada kendimi unuttum yani. Kendi çocuğumu unuttum. O dostlara baktım. Bir nevi dedim ki ben Allah'ıma şükredeyim. Benim bir çocuğum en azından bana kaldı. Ona şükredeyim. Tabii yürektir, acıdır, başka bir şeydir. Unutulmaz. İlk çocuğumu zaten. Ondan sonra sahaya indik. Arkadaşlara koşmaya başladık. Enkazlara koştuk. Bir şey yapmaya çalıştık. Elimizden geldiği kadar halk olarak. Orada yani ilk birinci gün, ikinci gün gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum. Ben isterdim ki polisimiz, askerimiz, devletimiz, AFAD'ımız dediğimiz insanlar bu insanların yanında olsaydı daha farklı olurdu. Bir güvenlik sağlayabilselerdi. En azından orada insanlara böyle güvence gelirdi. Maalesef yoktu. İki gün gerçekten kimse yoktu. Üçüncü gün, zaten ikinci gün yağmalar başladı. Sokaklarda hortum çalan insanlar gördüm ben. Buzdolabı çalan insanlar gördüm. Bataniye, televizyon, bu tür şeyleri yapan insanlar da gördüm. İşte o zaman devlet olması lazımdı. Caydırıcı olurdu en azından. Ama olmadı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı baktığım televizyonda diyor ki işte farklı farklı sözler var. Bir Cumhurbaşkanı yakışmayacak sözler söyledi. Ben orada çok üzüldüm. Yani bir aile büyüğü her zaman çocuklara terbiyeli konuşması lazım. Küfür etmeyin der, saygılı olun der, bize yakışmaz der. Ama o Cumhurbaşkanı bana sözler gerçekten yakıştırmadım. Hata yapar insanoğlu ama hayat devam ediyor. Bu saatten sonra çok güç durmamız lazım. Halkın dayanışması çok güzeldi. Yani Türkiye'nin her yerinde insanlar geldi. Maddi, manevi araçlarıyla, gereçleriyle, sevgisiyle, gözyaşıyla, her şeyle geldiler insanlar. Allah hepsinden razı olsun. Bu ülke büyük bir ülkedir. Bir kişinin, 5 kişinin, 10 kişinin değildir. Bu ülke hepimizindir. Bundan sonra bazı insanlarımız diyor ki yapacak bir şey yok. Yapacak çok şey var. Bundan sonra daha çok güçlü olmamız lazım. Daha çok kararlı olmamız lazım. Daha çok azimli olmamız lazım. Kafamızı kuma koymamamız lazım. Yani bu afetin üzerinde daha çok güçlü olmamız lazım. Onun için insanlardan rica, vefat eden, evi yıkılan, güç eden, moralinizi bozmayın. Giden gitmiştir. Mühim olan bundan sonra çok güçlü olmamız lazım. Bugün güç birliğidir. Bugün beraber olma günüdür. Allah herkese sabır versin. Allah cenazesi olanlara rahmet eylesin. Hepimize sabır versin inşallah. Ramazan'a ve senin koruna dönmek istiyorum. Hani siz kendi yolunuzu çıkarttınız oradan değil mi? Canlı mı çıkarttınız kendi yoksa? Kendi yolumu ben 8 saat çalıştım. Ayaklarının altında şey var. Vücutta bir şey yoktu. Kolu, ayaklarında şey kolum vardı. Biz kendi imkanlarımızla gittik jeneratör getirdik. Hilti getirdik. Bir yerde kırdık. O kolunu biz kırdıktan sonra çocuk o saate kadar bize hep konuşuyordu. Yani şoru yerindeydi. Biz o kolunu çıkarttıktan sonra o anında o iç kanama mı geçirdi, kalbe mi vurdu? Ama orada bir sağlıklı, bir güvenilir bir ekip olsaydı, bir afat olsaydı veya bir doktor, hemşehri herhangi bir şey olsaydı o çocuk gitmezdi yani. Eminim yani. Çünkü sonra bazı bilgili insanlara sordum.
Eğer bilinçli bir insan olsa da o insanla iş kalınma olmayabilirdi. Serum takabilirlerdi. Kalp krizi geçirdi, engel olabilirlerdi. Maalesef kimse yoktu. Kaçıncı günden sonra AFAD buraya geldi abi? AFAD iki gün hiç yoktu. Üçüncü gün sabah geldi, onlarda şeyleri yoktu. Aletleri yok dolduruyoruz. Ondan sonra üçüncü gün öğleden sonra çalışmaya başladı. Bu da her yere yetişemediler zaten. Bir yerde vardı, bir yerde yoktu. Öyle parça pırçık, sonra 4-5 günden sonra artık gelmeye başladı. Zaten 3-4 gün bir insan o soğukta, yağmur da vardı, dolu da vardı, fırtına da vardı. Bu insan zaten bir insan orada yaşayacağı gibi. Zaten bir iki gündür yani ilk vuruş, ilk darbe önemlidir yani. İnsan o zaman hazır olması lazım. Sen sonradan benim yanına gelmişsen boştur yani. Gider ama sana böyle buradaki halktan duyduğumuz kadarıyla siz oğlunuzu defnettiğiniz günden sonra halkın dayanışmasına siz katıldığınız partiyle beraber hiç yol almıyorsunuz. Hiç durmadı. Elinden geldiği kadarıyla. Gerçekten. Bütün samimiyetimle. Bu benim için bir moral oldu, bir güç oldu, bir kuvvet oldu. Yani insanlara koştum, zevk aldım. Koşuma gittim. Bir nevi kendi acımı unuttum. Bu insanın acılarını dinledim. Yani bir nevi elimden geldiği kadar koştum yani. Araçlarımla, gelişlerimle, elimden geldiği kadar dostlarımla, el birliğiyle beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hala da devam edeceğiz inşallah. Oğlunuzun ismi nedir Ramazan abi? Remzican. Remzican. Benim adım Ramazan Can. Başınız sağ olsun. 34 yaşındaydı. Allah rahmet eylesin. Allah çocukları bana bağışladı. Buna da şükür. Kardeşini bana bağışladı. Allah şükür. Bin kere şükürler olsun.